sorabilir miyim? Evet. Bu çünkü biraz önce anlattığınız kitap olayıyla şöyle bir ilginçliği var bunun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkin Ekonomi Bakanı Sayın Nebati bir açıklama yaptı. Biraz önce bir canlı yayındaydı. Bitti tabii o canlı yayın. Orada şöyle diyor Sayın Bakan. Türkiye ekonomi modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın modelidir diyor. Mikro ekonomi diyorum ben ona. Yani bu nasıl yani? Şimdi bir ekonomik model inşa etmek, hani ekonomiyle birazcık ilişkisi olan insanlar bunun bir kuramsal altyapıya ihtiyaç duyduğunu, bütün paydaşların nasıl etkileneceğinin hesaplanması gerektiğini, kısa, orta, uzun erimde bunun ne etkileri olacağını hesaplanması gerektiğini, bir sürü şey gerekir. O kadar kolay bir şey değildir. Yani öyle 2 ayda, 1 ayda, 3 ayda da hazırlanacak bir şey değildir. Çok uzun çalışmalar gerektirir. Bu nasıl bir şey? Türkiye ekonomi modeli Sayın Cumhurbaşkanımızın modelidir. Cumhurbaşkanı bir ekonomik model sizce inşa edebilir mi? Edemez. Bir ülkeyi değil, tek başına bir aileyi bile tek bir kişi idare etmez. Bir köyü dahi tek bir kişi idare etmez. İhtiyar heyeti vardır muhtarın yanında. Ailede de öyle, ben dedim oldu olmaz. Sorunlar olduğu zaman veya yeni kararlar alınacağı zaman aile üyeleri birlikte bilgi paylaşımı yaparlar, tartışırlar. Hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Hükümet'in bir ekonomik model ortaya koyacağını düşünebilmek, bu akla ziyan bir şey. Ekonomiden anlamamak demektir. Dünyadan anlamamak demektir. Eğer böyle bir şey varsa Hazine ve Maliye Bakanı ne dünyayı ne ekonomiyi anlamamıştır. Ve aynı zamanda bu sözlerim Sayın Hükümet için de geçerlidir. Olamaz böyle bir şey. Bakın işte Taran Acemoğlu'nda var. Ekonomiler ikiye ayrılır diyor. Birincisi sömürgeci siyasi yapıların ve sömürgeci ekonomilerin olduğu ülkeler diyor. Buradan sömürgecilikten kastı siyasi iktidarın tekelleşmesi ve de ekonomik faaliyetlerde aslan payını o tekelci iktidarın yakınlarının sürdürmesi, onların eliyle ekonominin asıl kaynaklarının sürdürülmesidir. Halbuki ben o dönemde iş adamları toplantılarında onlarca konferans vermişimdir. Bu kavramları da o zaman okumamıştım, bir yerden bilmiyordum ama hep şu cümleyi söylerdim. Ekonomik oyunun içerisinde mümkün olduğu kadar nüfusun büyük bir kısmı mümkün olduğu kadar yüksek potansiyeliyle katılmalıdır ki o ekonomi gelişsin diye anlatırdım sürekli olarak. İkincisi sömürgeci ekonomik yapılar, yani sömürgeci siyasi kurum, sömürgeci ekonomik yapı. Bunun dışında paylaşımcı bir siyasi yapının ve paylaşımcı bir ekonomik yapının olması lazım. Yani ekonomide rekabetin bütün yurttaşların birbiriyle yapacağı şekilde kurgulanması lazım. Bu ilk dönemde de şu 20 yıllık siyasi hayatı boyunca bugün de dahil böyle bir niyeti olmamıştır. Hep kendi adamlarıyla bağlantılı işleri çevirmiştir. İşte 5 müteahhitten bahsediyoruz. 50-40 milyar dolarlık devlet işi alıyorlar. Dünyanın en fazla devlet ihalesi alan 8 firmasından biri Türkiye'de, Türkiye devletinin kaynaklarını almıştır. Yani tam bir sömürgeci, Taran Acemoğlu'nun tabiriyle tam bir sömürgeci ekonomik düzen kurulmuştur. Bu düzenin küresel rekabette başarılı olması zaten mümkün değildir. Ama ilk dönemle ilgili olarak ikinci bugünkü söylediklerine aykırı şey olarak şunu söylemek isterim. Ekonomi Kurul Başkanı olarak sürekli olarak basın bana sorardı. 2005 yılına girdikten sonra IMF ile yeni bir sistem bay anlaşması yapacak mısınız? Ben de IMF sağlıksız ekonomilere gelir musallat olur. Artık ekonomi düzene girmiştir.
IMF'ye ihtiyacı yoktur, bir yeni bir standby yoktur diye defalarca söyledim bunu ben. Yani bu, o günkü basın karıştırıldığı zaman ortaya çıkar. Ama Bakanlar Kurulu'nda bile bir tek kez bu konu görüşülmedi ve vakit de vardı. Bir baktım ki Sayın Cumhurbaşkanı bir yerdeki toplantısında IMF ile yeni bir standby anlaşması yapıyoruz diye ilan etti, bitirdi işi. Ya IMF ile IMF'nin ekonomik modeli farklı. Yüksek faiz modeli. Siz bir an önce IMF'den kurtulup kendi politikanızı uygulamanız gerekirken tuttunuz ta 2008'in sonuna kadar sürecek bir IMF programıyla ilk dönemi tamamladınız. Bu da yanlıştı. Bugünkü söylemeye çalıştıklarına da aykırıydı. Halbuki o dönem rekabet, küresel hazırlık açısından çok uygun bir dönemdi. Dünyada sermaye bolluğu var. Bir taraftan özelleştirme yapıyorsun. Senin dışarıdan paraya ihtiyacın yok. Kaynağın yeterli düzeyde. Sonra yine yolsuzluklar vesaire almış başına gidiyor. Yani sömürgeci kurumlar ve sömürgeci siyaset iş başında ve her şey mahvoldu, yağmalandı. Bakın ben iki tane daha şey vermek istiyorum. O dönemde, hükümette bulunduğum dönem, Haziran 2007, gazetenin ismini vermeyeyim. OECD ve Devlet Planlama Teşkilatı ortaklığıyla İstanbul'da düzenlenen toplumların ilerlemesinde, ölçülmesinde ve teşvik edilmesinde vesaire konulu ikinci OECD Dünya İstatistik Bilgi ve Politika Forumu başladı. Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener şunları söyledi diye bir haber var. Uluslararası piyasalarda bulunan nakit bolluğu aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Son dönemlerde uluslararası piyasalarda yaşanan likitte bolluğu ve işsel dinamikler aniden tersine dönebilir. Genelde herkesin memnun olduğu bu oyun ani olarak durduğunda ne olacağını kimse bilemez. Bu durumda olası finansal bir türbülans beraberinde ekonomik ve siyasi dalgalanmaları getirir diyorum. Ama bunun ötesinde bakın bir başka gazete. Abdülhatif Bey. Bu, evet. Şimdi ben konuyu biraz başka bir yere getirebilir miyim buradan? Evet. Başka bir yerden bir son soruyla, eğer Barış'ın başka bir sorusu yoksa. Şunu size bir sormak istiyorum. Şimdi artık hepimiz şunu anladık. Hükümetli yok artık, iktidar. Tabii ki bu da bir kişinin şahsında aslında vücut buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Ekonomiyi yönetemeyince, refahı artıramayınca ki en önemli sorun bence o. Seçmen tabanına anlatamayınca dönüp bütün bu baskıları artırma, ötekileştirme politikalarını şiddetlendirme yoluna sapıyor. Bütün bu soruşturmaların da aslında veya suç duyurularında veya insanlara dönük bu söylemlerin de altında bu yatıyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına dönük söyleminde bile beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın. Ya şimdi herkes hayvanına sahip çıkmalı. Beyazı, siyahı, mavisi, yeşili. Olmamalı bunun eğer böyle bir şey söyleyeceksiniz. Onun bile suçlusu beyaz Türkler diye insanları yönetirken sokak hayvanlarına patladı o da. O ayrı bir şey, onu ayrıca konuşmak istiyorum. Ama bu ötekileştirmeyi, yani bu kutuplaştırmayı bundan sonra artarak devam edeceğini düşünür müsünüz siz seçime giden süreçte? Burada bu cümlelerde bence en önemli konu bu sokak hayvanları veya hayvanlara bakış tarzıdır. Yani ben hayvan özgürlüğüne inanan biriyim. Hayvanların duygularının olduğuna, çocuklarını büyütme tutkularının olduğuna, hatta Cambridge Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu bir bilimsel kurul kararına göre de bilinçleri olduğuna inanıyorum.
özellikle sizin tavsiye ettiğiniz kitapları okudukça onu daha yakından tespit ediyorum Sayın Çapa. Ve dolayısıyla en savunmasız varlıklar hayvanlardır. Yani hayvanlar insana ait özellikler neyse bizim insan olarak tanımladığımız hepsine sahiptirler. Hatta Harari'nin bir şeyi vardı. İnsanın farkı daha büyük toplulukları organize edebilmektir. Başka fark yoktur diye anlatıyor. Şimdi bu noktadan bakınca artık modern ve çağdaş dünyanın hayvanlarla ilgili yeni bir kurgulamaya geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun ayrıntısına burada da girmeyelim. Fakat bu hayvan algısının son derecede bozuk ve yanlış olması bir yana sayın hükümetin söylediği sözler insan algısının da bir o kadar yanlış ve bozuk olduğunu gösteriyor. Beyaz Türkler ne demek ya? Yani neyi, kimi kastediyorsunuz? Eğer bir ülkede bir eli yağda, bir eli balda ranttan geçinenleri kastediyorsanız bunların içinde siz de varsınız. Yani siz kendinizi de o Beyaz Türkler tanımlamasının içerisine sokup ona göre konuşmaya başlayın. Ben ve benim gibi Beyaz Türkler olaya şöyle bakıyor dediğiniz zaman biraz mazur olabilirsiniz. Ama buna rağmen toplumu ayrıştıran bir üsluptan daha tehlikeli, daha yanlış hiçbir şey olamaz. Ben ilk kuruluş yıllarına bugünü bağlamak için, yani kendimi anlatmak için söylemiyorum da o günün atmosferini ifade etmek için söyleme ihtiyacı duyuyorum. 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ilk milletvekili olduğum seçimlerde ve 2004 belediye seçimlerinde Türkiye'nin değişik illerinde seçim kampanyalarına katıldım. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Kendi seçim bölgemde de ilçelere, kasabalara kadar dolaştım. Hiçbirinde kendi partimin, bulunduğum partinin ismini anmadım. Anlatmaya kalkmadım. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye. Hiçbir partinin aleyhine de tek bir cümle kullanmadım. Sürekli olarak birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, toplum olarak birbirimize inanmamız, güvenmemiz gerektiğinden, partilerin aslında bu birlik, beraberlik duygusunu bozan şeyler olmadığını, aslında bu birliği, beraberliği, çeşitlilik içerisinde sürdüren kuruluşlar olması gerektiğini anlatıyordum. Bir saat, bir saat 15 dakika süren konuşmalarımın hep sonunda şu cümleyi söyleyerek bitiriyordum, mitingler dahil. Önemli olan partiler değildir. Önemli olan sizsiniz. Siz iyi olun, hangi parti kazanırsa kazansın diyordum. Hatta bazı partili arkadaşlar, ya Sayın Bakanım bu konuşmayla nasıl seçim alacağız derlerdi. Ben derdim ki politikacının birinci görevi ülkesine faydalı olmaktır. Ülkesine zarar verdikten sonra oy alsa o oyun ne kıymeti olabilir derdim. Şimdi öyle bir sayın hükümetimiz var ki kendisi kazanmak için ülkesine zarar vermekten asla çekinmiyor ve sürekli olarak Türkiye'ye zarar verecek üsluplar kullanıyor. Hatta bir o dönemde bir amiral gemisi vardı basının, şimdi artık onu söyleyemeyiz. Birinci sayfasında o nüshayı tekrar bulamıyorum. Nedense bu kalabalık evrakların içerisinde bir yerde olması lazım. Olsa gösterirdim. Başbakan Erdoğan, öfke bir hitabet sanatıdır demiş. Birinci sayfadan vermiş. Aynı paralelde yanında Başbakan Yardımcısı Şener, öfkeden sanat olmaz. İkisi yan yana yayınlanmıştı. Baştan beri ayrıştığımız konulardan biri zaten bu siyasetin üslubudur. Niye üslup önemlidir? Çünkü siyasetçinin en doğrudan yaptığı iş, yaptığı binalar, yaptığı bilmem yollar, köprüler değildir. Siyasetçinin en doğrudan etkisi toplumda bir kültür oluşturmasıdır. Her konuştukça, her söylediği cümleyle, her söylediği kelimeyle
bir kültür oluşturur. Bu kültür yıkıcı bir kültürse, ölücü bir kültürse, vatandaşı ayrıştırıcı bir kültürse, kimini beyaz, kimini siyah yerine koymaya başladıysa, bu ülkeye bundan daha tehlikeli, daha fazla zarar verecek hiçbir iktidar gelemez demektir. Tabii. Bir an önce sirayet ediyor çünkü. Tabii. Tüm toplum buna göre kutuplaşıyor. Evet. Toplumun kutuplaşması için bu ülke için bir felaket. Evet. Abdülhamit Bey, bu konu valla çok güzel oldu. Biz böyle bir gidiyoruz ama bir konumuz daha var. Onun için size teşekkür etmek zorundayım. Gerçekten özellikle bu üslubun topluma sirayet etmesi meselesini belki daha uzun bir şekilde ayrıca bir konuşmamız lazım. Size çok teşekkür ediyoruz. Hem samimi üslubunuz ve içten paylaşımlarınız için hem de tabii verdiğiniz, paylaştığınız bilgiler için.